Koz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Bugün yine bir reel sektör temsilcimiz olacak. Değerli bir isim bizlerle beraber. Murat Bey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necmi Erol bizlerle. Necmi Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı yayınlar. Size de teşekkür ediyorum. Öncelikle şimdi biz bir küresel piyasalara bakalım Yaşar Erdinç'le beraber. Ardından sohbetimize başlayacağız. Hocam size de günaydın. Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Şimdi peyniri konuşacağız. Ben yayın öncesinde söyledim ki peynir önemli konu, önemli mevzu. Ama ona gelmeden evvel dün konuştuğumuz konuyla ilgili önemli bir gelişme var. Dün yayında da hatta biz değinmiştik ona. Bu Güney Kıbrıs konusunda ya parlamentodan geçmezse ne olur demiştik. Hakikaten evet. Gelen tepkiler sonrasında Güney Kıbrıs'ta parlamentodan geçmedi. En son cümleleri şuydu benim izlediğim, Tanrı yardımcımız olsun dediler. Ne olacak şimdi? Aslında şöyle, geçseydi çok tehlikeli bir şey olacaktı bence. Eğer bu parlamentodan geçseydi Barış, İtalya'sında, İspanya'sında gerçekten insanlar mevduatı çekmeye davet edilecekti. Dün bir izleyicimiz de sordu ve o soruya da zaten ben bu şekilde cevap vermeye çalıştım. Bırakın şeyi geçmesini. Hani geçmezse sanki çok kötü şeyler olacakmış. Geçerse rahatlayacakmış gibiydi piyasalar ama tam tersi bence. Eğer parlamentodan bu vergiler geçmiş olsaydı artık şeyin yolu açılmış olacaktı. Yani insanların mevduatının bir kısmı kesilebilir. Dolayısıyla şu an bir miktar daha güven geldi. Kime? Avrupa'daki diğer borçlu ülkelerin mevduat sahiplerine. Yarın İtalya'da da benzer bir şey söz konusu olduğunda artık İtalyan parlamentosunun onu geçirmesi veya öyle bir şey olmasına imkan yok. Veya İspanya veya Portekiz'de. Bu nedenle bence bu hayırlı oldu. Dün bunu çok tartıştık uzun uzun. O yüzden fazla şey yapmayacağım. Piyasalara bir etkisi oldu mu hocam? Ya da olur mu bugün itibariyle? Ne olur? Piyasalara etkisi oldu. Şöyle, piyasalar bir miktar rahatsız oldu yasanın geçmemesi nedeniyle ama yani Güney Kıbrıs'ın tamamı çökse, yok olsa dahi yani dünya ticaretinde hiçbir etkileri yok. Onu onlar düşünsün artık. Yani Güney Kıbrıs ekonomisinin zaten toplam 18 milyar dolarlık bir şeyi var. Buradan adamlardan 6 milyar dolar istiyorsun. 10 milyar dolar koyuyorum diyorsun. 5.8 milyar dolar da sen öyle bir gayri safi milli hasılanın neredeyse %30-40'ı kadar kaynak yarat diyorsun bir günde. Yani bir defa da. Bu imkansızdı. Bence eninde sonunda bugün işte Lüksemburg Maliye Bakanı bir çağrı yaptı. Acilen toplanalım diye. Zaten Anastasias kendi milletvekillerini bile ikna edemedi ki. Yani evet. Bir tane evet çıksa bari buna. Yani 16 çekimser zannedersem 39'da 36 ya da 39'du. Evet, 36'ya 39'da red oyu geldi. Dolayısıyla piyasalar bu aşamada hani en çok izlediğimiz şey Euro-Dolar paritesi diye. Acaba Euro-Dolar paritesi ne yapar? Karar geçmediği sırada Euro-Dolar paritesinde sert bir çöküş oldu. İstersen hemen kısaca o evet. Euro-Dolar paritesindeki hareketi verelim. Bugün itibariyle de ne olabileceği konusunda şey yapalım. Şu verdiğim grafikte özellikle burada tam kararın geçmediği saatler yani 1.29 seviyesinden yaklaşık olarak 1.28-50'lere kadar düşüyor ama tekrar toparlıyor. Dolayısıyla etkisinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Yani Güney Kıbrıs'ta bu yasanın geçmemesi parite üzerinde de çok kötü bir etki yaratmadı. Dolayısıyla parite 1.28-50 seviyesinde bir destek buldu. Amerikan borsalarına biraz satış geldi bu kararın geçmemesi üzerine ama sonra toparladı Amerikan borsaları. Bu sabaha baktığımızda genel olarak piyasalarda şöyle bir hava var. Amerikan vadelileri biraz artıya geçmiş durumda. Asya borsalarında oldukça olumlu bir hava var Çin'den kaynaklanan ve hepsini bir araya getirdiğimizde bence Güney Kıbrıs etkisi daha fazla sürmeyecek piyasalarda. Asıl önemli olan, ben ısrarla şunu vurgulamaya çalışıyorum. Asıl önemli olan Güney Kıbrıs'ın parlamentosundan geçmiş olması kötü bir haberdi. Aslında ilk anda olumlu etki yapabilirdi ama arkasından bir sürü insan aynı şey başımıza gelir korkusuyla şey de yapabilirlerdi. Bir de tehlike şuydu. Eğer geçseydi tamam paramın %6'sını aldın ama
ben de paramı çekiyorum dese 100 milyar doları kim ödeyecek? 100 milyar dolar bankalarda kasada durmuyor ki. O paralar bir şekilde bir yerlere yatırılmış. Dolayısıyla bankaların, şimdi Rusya tabii tetikte. Rusya, Rum Maliye Bakanı Rusya'ya gitti. Ne olacak, ne bitecek? Ruslar bunu bir şekilde bir yerlerden çıkartacaklar. Böyle bir türbülans yaşandı, bence artık etkisi bitti. Yani bundan sonraki Güney Kıbrıs konusundaki gelişmelerin çok ciddi etki yapacağını düşünmüyorum. Bu arada şunu da hemen belirteyim. Dün bizim borsaya bir satış geldi. Güney Kıbrıs olayı olduğu sırada hiç tınmamıştı. Yani yukarı yönlü gitmişti. Dün de yukarı yönlü açıldı ama özellikle dünkü yayında da bunu vurgulamıştık. Evet, yukarı açılır ama sonra aşağı bir hareket olur diye. Dün hareket hızlandı. Hareketin hızlanmasının bence en önemli sebebi, kimisi şey diyor, Suriye'de işte kimyasal silah kullanılması borsada bir miktar tedirginlik yarattı. Bence hazine ihaleleri de kötü geçti. Hazine yüksek faizle daha düşük borçlanmak zorunda kaldı. O da borsada bir miktar tedirginlik yarattı ama bugün itibariyle borsada çok fazla bir düşüş dün daha devam etti. Dün akşam bazı sıcak gelişmeler vardı hocam. Şimdi bu çözüm sürecinin etkileri satın alındı diyordunuz siz zaten ama dün akşam mesela Adalet Bakanlığı'na ve AK Parti Genel Merkezi'ne yönelik bazı saldırılar oldu gece saatlerinde. O üzerine hükümetten gelen ilk açıklamalar, işte çözüm sürecine sabotaj anlamında bazı açıklamalar geldi. Bugün belki yeni açıklamalar gelecek. Bunların bir etkisi olur mu? Şimdi şöyle, tabii ki bunlar piyasaları çok etkiliyor. Dünkü düşüşte tabii etkisi yoktu. Çünkü o akşam tabii oldu. Tabii gece saatlerinde oldu. Evet. Bu sabah itibariyle şeye bakmamız lazım. Yani İMKB 30 vadelilerine, o da yükseliyor bugün bu sabah itibariyle. Evet, bir miktar yükseliş bizim borsada yaşar. Şu an o etkilemez. Yani çok fazla piyasalar üzerinde etkisi olmaz. AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırı eğer süreklilik arz ederse, o zaman bundan sonra çok başka ciddi bir şey olursa sıkıntı olur. Yani eğer süreklilik arz ederse, bu şimdi münferit bir olay olarak görülür piyasalar tarafından ama piyasalar biraz stresli bekleyecek. Yani hemen bir ciddi yükseliş vesaire beklememek lazım. Şimdi yarın Nevruz var yine, işte bu hafta bayağı etkileyecektir o siyasi gelişme. Yarın bir mesaj bekleniyor, Öcalan'ın mesajının okunacağı söyleniyor. Ve aslında asıl tehlike bence bir miktar orada. Öcalan'ın mesajının ne olacağını ben bilmiyorum ama herhalde hükümet bu mesajı önceden görmek görecek isteyecek. Görecek, çünkü MİT'e veri teslim edilecek. MİT, dolayısıyla başbakan da hükümet haberdar olacak. Ardından o açıklama yapılacaksa yapılacak. Evet, yani orada çok temkinli olmak lazım. Hani orada şöyle bir algı oluşursa bu iş kesinlikle çözülmeyecek ve daha da çözümsüzlüğe doğru gidebilir algısı oluşursa bu iyi etkilemez tabii piyasaları. Yani sonuç olarak bugün borsa yatırımcısı açısından şunu söyleyebilirim. Borsa yatırımcısı bugün bir miktar yüksek açılırız. Dünkü düşüş devam etmez. Sonra da yatay gideriz. Yani dünkü kadar düşüş olmaz. Evet. Yatay, sıkışık, yukarı gidemeyen, bir miktar zorlanan, sonra aşağı doğru geldiğinde fazla da satış yemeyen bir piyasa görürüz. Bir de şeye bakacak olursak dolara. Dolarda 1.80-1.50 seviyesinin üstüne çıkıldı. Daha önce 1.83 seviyesinde bir direnç var demiştik ve o seviyeye doğru geliyor. Ama şu aşamada bu son gelişmeler, ki özellikle senin söylediğin işte bu saldırı konusu bir miktar dövizde hareket yaratmış gözüküyor. 1.80-1.50 seviyesinin üzerinde şu an 83'e doğru geliyor ama 83 çok zor bir seviye. Yani geçilmesi çok zor bir seviye. Dolarda bu seviyelerde biraz yatay hareket beklenebilir. Evet hocam, hemen izleyici mesajlarından birkaçını daha hızlıca aktarayım. Sonra Necmi Bey'le hemen sohbetimize başlayacağız. Bir de bu arada altın da soruluyor. İsterseniz ona da kısaca bakalım hemen. Altında korkulacak bir şey yok diyebilir miyiz demiş Abdullah Bey. Şöyle, altında özellikle 1625-1630 dolara kadar yükselmesini normal görüyorduk ama şu an altın 1610 dolar seviyesine kadar geldi. 1610 doların biraz üzerine çıktı. 1625'i geçmesi oldukça zor. Bu seviyelere yaklaşmış olan altın, ki dolar da arttığı için bu arada, altın fiyatları TL bazında hemen şeye bakalım. 93 liraya falan geldi. 95 lirada çok güçlü bir direnç var. Orayı pek kıramaz. Daha önce almış olanlar bir miktar satış yapıp sonra aşağıdan alım deneyebilirler altında. Yani altın
biraz daha 1 lira daha yukarı çıkabilir ama sonra bir miktar gerileme bekleyebiliriz. Çünkü altındaki stres de daha doğrusu Kıbrıs stresi altını bir miktar yukarı hareketlendirmişti. Fakat bu hareket devam edecek bir hareket olarak görünmüyor. Yani o kanal içinde 1550 ile 1625 kanalı içerisinde gitmeye devam eder altın. Peki hocam, Turgut Çin de demiş ki endeksle ilgili olumlu beklentileriniz var. Fakat Türkiye siyasal açıdan kendini çok büyük bir çıkmaza sokmuş durumda. Dış faktörlere değinmiş Suriye, İran. İçerideki çözüm sürecinin olumsuz gideceğine ilişkin görüşleri var Turgut Bey'in. Buna rağmen olumlu beklentiler devam etmeli mi diye sormuş. Zaten biraz değindik ona az önce. Benim şimdi şu an hani çok olumlu beklentim yok kısa vadede. Ama dediğine %100 katılıyorum. Şu an piyasa asla siyasi gelişmeleri fiyatlamıyor. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'daki durumunu fiyatlamıyor. Orası tam bir kaynayan kazan. Bunu fiyatlamıyor. Ama bu çözüm süreci vesaire, barış süreci bu konuda ben de aynı şey kendisi gibi düşünüyorum. Yani bu işin çok kolay olmayacağını ve ileride çok fazla sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden piyasalar ama bunu şu an için hiç denkleme koymadığı için piyasa bunu denkleme koyduğu an o zaman yorumunu yaparız. Ama şu an genel olarak piyasalar bekleyelim görelim modunda olacak. Yine Güney Kıbrıs'la ilgili Ahmet Bey'in Aydın Yağcı'nın mesajları var ama o konulara da değindik. Altını konuştuk. İsterseniz yavaş yavaş hemen biz Necmi Bey'e dönelim. Necmi Bey, bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi isterseniz biz şimdi konuşuyoruz, böyle küresel piyasalara bakıyoruz, nedir ne değildir. Siz de bir iş adamı olarak bir değerlendirin, öyle başlayalım. Ne düşünüyorsunuz bugünkü hem Avrupa'daki manzara hem de Türkiye'deki durum açısından? Avrupa geçmişte çok büyük bir zenginlik yaşadı. Dünyada teknolojinin her tarafa yayılmasıyla birlikte Avrupa geçmişte kendisi için mevcut olan bir takım avantajlarını kaybetmeye başladı. Fakat bu avantajı kaybettiğinin farkına varmadı. Avrupa'nın bugün yeni nesli, yeni yetişen nesli zengin aile çocukları gibi davranmaya başladı. Herkes isteyen, her şeyi isteyen fakat hiçbir şey üretmek için de gayret sarf etmeyen. İşte zaten Avrupa'ya bugün pek çok işte Orta Doğu, Afrika ülkelerinden de gelen insanlar var. Keyifçi bir toplum haline geldi. Tabii bunlara baktıkça ben Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini hatırlıyorum. Orada ailesiyle beraber apartmanın bodrum katına geliyor, giriyor. Bir süre sonra yukarıdaki o kendisini beydade sanan insanların hepsi dairelerin teker teker kapıcı tarafından alındığını gördükten sonra bir süre sonra önünde geçerken eğilerek selam verip Kemal Bey nasılsınız diye geçmeye başlıyorlar. Tabii bu olayın biraz mizahi tarafı ama aslında Kemal Sunal filmlerinde pek çok filminde günlük hayattan birebir pişti olan pek çok şey görmek mümkün. Hı hı. Avrupalı bunu kabul edecek. Belki daha sosyal güvenceler olacak ama daha çok çalışacaklar. Bir takım lükslerinden, konforlarından belki vazgeçecekler. İki yakalar bir araya öyle gelecek. Dikkat edin, bugün krizin yaşandığı ülkeler işte Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya. Bunlar Avrupa'nın keyif düzeyi, yaşam düzeyi, hayatlarında eğlencenin çok fazla aldığı payın yüksek olduğu yerler. Doğru. Alman toplumunda aynı şey yaşanmıyor veya Kuzey toplumlarında yaşanmıyor. Neden Akdeniz sahilinde yaşanıyor? Bunu da biraz Akdeniz insanının karakterinde ve kişiliğinde aramak lazım. Doğru. Peki şimdi siz bir reel sektör temsilcisisiniz. Türkiye açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizde durum nasıl? Olumlu bir tablo anlatılıyor. Hakikaten o kadar olumlu mu? Siz pratikte ne yaşıyorsunuz? Vallahi Türkiye'deki ben tabloyu olumsuz görmüyorum. Türkiye'deki yaptığımız bizim bir yanlış var. Çoğu zaman pek çok işte bu sanayide oluyor veya ticarette oluyor. Sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Yani 10 kişinin yapabileceği veya ekonomide işte %5 işgal edilirse, %5'lik bir dilim oluşturursa karlı olarak yapılıp sürdürülmesi mümkün olan bir sektör. Orada aşırı yığılma nedeniyle, çok fazla kişinin girmesi nedeniyle dönem dönem böyle bu dilimlerde krizler meydana gelebiliyor. Evet. Bizde de şimdi bugün işi çok iyi olan fakat işimde sıkıntı var diyen farklı kesimler var. Aynı ülke, aynı ekonomi. Baktığınız zaman da orada yapılan taktik hatalar vardır muhakkak. Şimdi insanlara Türkiye'de yılda 100 bin ev lazımsa, eğer 100 bin tane ev de yapılırsa onu yapan firmalar rentable bir iş yapmış olur, verimli bir iş yapmış olur, para kazanırlar. Ama bu para kazanıyor, ben de bu işe gireyim deyip siz yılda 250 bin tane ev yapmaya kalkarsanız
Bu sefer işler haliyle kötü oluyor. Yani karlılığı belirleyen şey arz talep dengesidir. Arz talebin üzerine çıktığı zaman da bu sefer karlı olabilecek bir sektör karsız hale gelebiliyor. Evet. Peki gelelim şimdi sizin sektörünüze. Aslında süt ve süt ürünleri ama siz bir peynir markasısınız. Bir yoğurdunuz da var ama özel küçük bir üretim. Yoğurdumuz bizim çok özel. Özel bir yoğurdunuz butik var. Bir yoğurt. Onun dışında yayın öncesinde de konuştuk. 250 çeşit peynir. Dünya kadar peynir yani. Evet, aynen dünya kadar peynir. Şimdi hepsine geleceğiz. Hani nasıl çalışıyorsunuz, nerede üretim yapıyorsunuz, günlük üretiminiz nasıl, ama önce öykünün başından bir başlayalım. Murat Bey peynirleri nasıl yola çıktı? Bugün hangi noktada? Bir de mesela ismi niye Murat Bey? İsim 25 yıl önce biz iki kardeşiz şirket ortağı olarak. Bir oğlu olmuştu kardeşimin. Aynı yılda bir şirketi kurmuştuk. Kurarken şirkete ne isim koyalım diye düşünüyorduk. O güne kadar da biraz evvel Yaşar Hocam'la da sohbet ederken hep şirket isimleri işte Ahmetoğlu, Mehmetoğlu, bilmem ne Zade gibi böyle bu tipten yani babalarını, atalarını yüceltmek adına seçilen bir takım isimler oluyordu. Biraz farklılık olsun dedik. Herhalde bizim inovasyonumuz orada başlamış galiba. Türkiye'nin ilk bey ünvanıyla kendini tescil ettiren firması sanırım biziz, ama şu an benim bildiğim bir 50 tane falan beyli marka var değişik değişik sektörlerde. Tabii her taklit aslını güçlendiriyor. İlk biz bey koyduğumuz zaman da firmanın adını Murat Bey koyduğumuzda ya bu ne biçim marka, ne biçim isim, böyle marka mı olur gibi yorumlar yapılıyordu. Sanıyorum işte herhalde biraz iyi bir tarz seçmişiz ki bu kadar taklit edilen bir marka formatı oldu. Yani siz aslında biraz geleceğe yatırım yapmışsınız. Yeni doğan bir çocuğun ismini koyarak, değil mi? Peki ne zaman başladı bu iş ve bugün dediğim gibi hangi noktaya ulaştınız? Valla hayvancılık herhalde benim kaderimde varmış. Doğduğumuzda işte biraz her Anadolu çocuğu gibi işte yürüyebilecek duruma geldikten sonra işte keçilerimiz vardı. Elimize bir tane değnek verirlerdi, bunları güt derlerdi. Öyle başladık. Hı hı. Yani hayvana, süte, hayvancılığa çok yabancı da değildik. Ailemizde her Türk ailesinin ve her Türk, her iki Türk'ten bir tanesinin diyelim olduğu, geçmişinde olduğu gibi ya bakkallıktan ya tekstilcilikten gelmedir. Benim ailemde bakkallıktan gelme. Evet. Sattınız bu malı, bir süre sonra işte üretme ihtiyacı hissetmiş bizim önümüzdeki babalarımız. Tabii onların yaptığı koşullardaki üretimle şu andaki bambaşka üretimlerin kalitesini ve ölçeğini karşılaştırmak mümkün değil. Mandıracılık tabir edilen tipte işletmeler. O yıl bunlar işte 1980'li yıllara kadar öyle geldi. 80'li yıllardan sonra tabii bizim bu arada bir eğitim hayatımız, öğrenciliğimiz. Siz mühendislik eğitim aldınız. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Övmek gibi olmasın. Elektrik mühendisiyim. 80'li yıllardan sonra mesleği birkaç yıl yaptım ama Türkiye'de tabii çok fazla mühendise falan da ihtiyaç çok aslında. Yani ya topçu ya popçu olmak biraz daha bu toplumda rahat etmek için, saygın olmak için geçerli oluyor. 80'li yıllarda yapmaktan vazgeçtik askerlik sonrası. Biz de baba mesleği dedik. Parakende peynirciliği Eminönü'nde, Mıtı Çarşısı'nın yanında 1993'te yıkılan orada bir siteler vardı. Orada bir dükkanımız vardı. İşte geçtik başına. Tabii çok kişi eleştirdi ya. İşte tam mühendissin. İşte ayağında çizme, sırtında gömlek. Burada bağıra çağıra peynir satıyorsun. Bu tuhaf bir şey değil diye. Tabii bizim orada kriterimiz şuydu. Yani insanlara kandırmadan, helalinden kazanabiliyorsanız bu her iş kutsaldır. İsterseniz çöpçü olun, isterseniz kanal temizleyin. Tabii ki, evet. Herhalde iyi de yapmışız. Bir süre sonra kendimiz ne yapabiliriz bu sattığımız ürünlerle ilgili diye. Ufak çaplı işte 1980'li yılların başında Zonguldak, Eflane, şimdi sanıyorum Karabük'e bağlı. Orada bir yer kiraladık. Öyle başladı işte Eflane, sonra Kastamonu, sonra Manisa Kula, sonra arada Türkiye'de bugün yine bilinen bir peynir firmasıyla bir ortaklığımız oldu. Ürünleri onların fabrikasında da bir kısım ürünlerimizi yaptık. İşte 2000'li yılların başında da Uşak'taki fabrikamız. Şu andaki üretim noktanız. Evet. Halen de işte orada yatırımlarımız da hem bu modernizasyon anlamında. Kaç ton? Hocam o sorunun cevabını alalım ama bir reklam verelim. Reklam arasından sonra bugüne dönelim, devam edelim. Kısa bir reklam aramız var, devam edeceğiz.
Paranın rotası devam ediyor. Murat Bey, Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol'la sohbetimize de devam ediyoruz. Hocam, sizin bir sorunuz vardı. Oradan... Evet, ben tam şeye gelmiştim. Uşak'ta fabrikanız evet. var. Başka yerlerde üretim tesisleriniz var mı? Bir de günlük üretim miktarınız ne kadar? Şu an günlük 250 ton süt işliyoruz. Üretimde kullandığımız süt miktarı bu kadar. Başka yerde üretim yapmıyoruz. Mevcut fabrika sahamızdaki alanlarımız yeterli. Tesise ilaveler yapıyoruz. Tevzi yatırımlarımız var. Şu anda da sürüyor. Bu hem inşaat olarak hem makine ekipman olarak. Çok ilginç bir durum var. Sizde ARGE faaliyetleri inanılmaz önemli. Bunu hani yayından önce yaptığımız araştırmada gördük. ARGE ve ödül de aldınız. Evet. Burada ARGE'ye ne kadar bir para harcıyorsunuz yıllık? Vallahi yıldan yıla değişmekle birlikte bu. Her yıl bizim hakim kalan diyeyim yani sonucun alamadığımız belki bir takım şeyler de oluyor ama bu milyon liralardan ifade edilebilecek rakamlardır. Çünkü sizin tabii şimdi hocam da söylediği gibi sadece üretim anlamında değil ARGE çalışmalarınız, bir de siz makinelerinizi de kendiniz üretiyorsunuz. Mühendisliğinizden ileri geliyor herhalde o da. Seviyorum. Makine mi yok yoksa? Seviyorum. Tabii şöyle bir şey. Piyasadaki makineler veya dünyada yapılan makinelerin pek çoğu da bizim amaçlarımıza tam hizmet etmiyor. Biz kendi amaçlarımıza göre makineleri geliştiriyoruz. İthalat da yapmıyorsunuz yani. Efendim? Makine ithalatı falan da yapmıyorsunuz. Tabii yaptıklarımız var. Evet. Ama inanın yaptıklarımızın pek çoğunu da biz daha sonra gelen makineler çok uygun olmadığı için biz tadilat yapıyoruz. Revize ediyorsunuz onları. Tabii aynen öyle. Güzel bir yani Turgutcu'nun bizim sürekli izleyicimizdir. Ve her zaman böyle çok sağlıklı yorumlar da yapar. Şey yazmış, 10-15 yıl önceydi diyor, mahallemizde Murat Bey peynirlerini satan bir şarküteri vardı. İlk orada alıştım peynirlerinize. O zamanlar kimse bilmez ve her yerde bulamazdık. Sizi şahsen gördüğüm için çok mutluyum demiş Turgut Cin. Teşekkür ederim. Peki şuna gelelim. Şimdi nasıl bir satış ağınız var? Şimdi Uşak'ta üretim yapıyorsunuz. Kaç çalışan vardı orada? Fabrikamızda 250 kişi var çalışan. Ama onun dışında müthiş bir satış ağı var. Tabii. İşte merkezi illerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, işte Karadeniz bölgesinde. Buralarda da satışa görevli ya lokal çalışan arkadaşlarımız, bayilerimiz var. Ya da merkezlerimiz, müdürlüklerimiz var. Ama şirketin idare merkezi İstanbul. İstanbul ve çevresindeki illeri merkezi depo satın alma yapmayan market veya zincir marketleri İstanbul merkezinden dağıtıyoruz. Hı. Ama onun dışında ulusal zincirleri direkt fabrikadan kendi lojistik şirketimiz var onunla veya işte piyasada bulunan diğer lojistik firmalarıyla. Peki yurt dışıyla ilişkileriniz nasıl? Yani ihracat rakamlarınız ne durumda? Oradaki satış ağınız nasıl? Türkiye'deki kadar güçlü bir satış ağı var mı dışarıda? Vallahi Orta Doğu pazarında iyiyiz. Orta Asya pazarında kısmen varız. Uzak Doğu'da Japonya ile biraz ticaretimiz var. Japonya'da çok fazla peynir kültürü bizim bildiğimiz anlamda, alıştığımız anlamda yok. Ama orada da bir etnik grup var. Hı hı. Yani Orta Doğu kökenli. İşte bu bizim güneyimizden olabilir, Ermenilerden olabilir. Veya bizim doğumuz dışı Azerbaycan, Türkiye gibi. Onların oluşturduğu orada bir kitle var. Onların da talepleri oluyor. Bilmiyorum, belki sizde de vardır. Yurt dışına gidince özellikle bizim peynirleri arıyor insanlar kahvaltı yapmak için. Bunu tespit eden bir müteşebbisimiz de orada bir firma kurmuş. Burada Türkiye'de bizden mal götürüyor. Halinden de pek şikayetçi değil. En son geçen hafta gönderdik. Tabii biraz göndermek biraz maliyetli. Ancak hava yoluyla gönderebiliyorsunuz. Öbür türlü böyle kısmi parsiyel yüklerde çok uzun bir süre geçiyor. Doğru. Şimdi izleyicilerimizden yorumlar, mesajlar gelmeye devam ediyor. Aydın Ferhat Güzelcan, o da bizim çok sadık izleyicilerimizdendir. O da diyor ki, geçmiş bir gün bir markette değişik bir peynir deyip aldığımda demek ki altında bu kişilik yatıyormuş diyor. Size söylüyor. Tabii 250 çeşit peynir olunca farklı peynir çok oluyor. Şimdi Barış, ben şeyi soracağım aslında. Değil mi? Bir iddiada bulundu Necmi Bey. Gel şimdi canlı yayında sıkıştıralım biraz. Hayır. Hani çocuklarınız peynir sevmiyorsa diye sizin bir tane ürün. Bunu yesin de artık sevmiyorum desin dediğiniz bir ürün. O üründe bir şey yaptınız. Evet, şimdi bu her iki üründe. Şimdi ben bir nedir şey... Nedir o ürün? Hem burgu peynir dediğimiz peynir hem sürmeli dediğimiz peynir. İkisi de, ben bunları sevmeyen çocuk daha görmedim. Orada da ben çok veliden duydum. Bir kişi iki kişi değil, yüzlerce insandan duydum. Hatta dün bir yayınım vardı.
evvelsi gün bir yayınım vardı yine bir televizyon kanalında. Oradaki sunucu hanımefendinin de çocuğu peynir yemiyor. Onun da şikayeti oymuş. İlk defa bir peynir yedi dedi. Burgu peynir. Evet. Bir de sürmeli. Evet. Kaşar mı bunlar? Hayır değil. Bunlar hiç bizim bildiğimiz peynirlerin hiçbirisi değil. Bunlar inovatif ürün. Ha, bunu sadece sizin ürettiğiniz. Evet, aynen yani öyle. Siz tabii, mi? Evet. Bunun buluşu size ait. Evet, bize ait. Tescili de bize ait, ismi de bize ait, şekli de bize ait, tadı da bize ait. Her şey bize ait. Her iki peynirinden. Demin şey deyince benim özellikle çıkınca arabada var, vereyim çocuğunuz yemezse ben bu işi bırakacağım dedi. Evet, aynen diyorum. Dediniz. Ciddi söylüyorum. Vallahi bu müthiş bir iddia. Peki bu inovasyon nasıl gelişti? Ben onu, o hikayeyi de merak ediyorum. Yani o hani ilk defa bir buluş diye 250 çeşit peynir içerisinde burgu peynir ne düşündünüz? Yani çocuklar için mi özellikle şey yapmış? Bir de şunu ekleyeyim ben. Bu dünyada ilk diyorsunuz Naturena serisinin içinde mi? Bu Naturena Hayır, serisinin başka. Hayır, bu Naturena serisinin dışında. Onu da bir anlatır mısınız? Onunla çünkü ödül aldınız siz. Tabii. Şimdi peynir yerken insanlar genelde üstlerine bir şeyler döküyor. İşte zeytinyağı döküyorsun, kekik döküyorsun, pul biber döküyorsunuz. Kimi çörek otu döküyor, kimi başka bir şey döküyor. Çok farklı farklı şeylerle peynir sofrada terbiye ediliyor. Biz dedik ki bunu sofrada terbiye etmesek, peyniri üretim aşamasında daha hijyenik koşullarda biz bu işi yapsak nasıl olur dedik. Naturena grubu ürünlerim bizim öyle doğdu. Ürün üretim aşamasında aldığınız her türlü baharat kontrol altında, bilinen, kapalı, ambalajında test edilmiş, yapanın adresinin belli olduğu ürünler. Bunları tabii üretim yaparken bir de ısıl işlemden geçiriyorsunuz. Bu da artı bir sterilizasyon sağlıyor. Bizim karşımda peynir tadıyla birlikte onu takviye eden bir takım tatlar da yanına eklenmiş oldu bu peynirlerde. Peynir de bu sefer bizim sadece sabah kahvaltısında tüketmemiz değil, üç öğün veya ara öğünlerde tüketilebilecek bir ürün haline getirdiğimizi düşündük. Ve nitekim de öyle oldu. İşte en son bu Aşçılar Şefler Federasyonu'nun bir fuarı vardı TÜYAP'ta. Oraya sponsor olmuştuk. Orada pek çok şefimiz, aşçımız yani peynirden de böyle şeyler yapılıyor mu dedirtebilecek kadar sanat eseri niteliğinde bir şeyler yaptılar. Evet. Hem ev hanımları için, hem tek başına yaşayan insanlar için, hem de bu otel veya işte toplu tüketim olan restoran ve benzeri yerlerde aşçılara çok değişik sunumlar yapma imkanı veren bir ürün grubu. Renkleri farklı, şekilleri farklı, kesimleri farklı, her şey farklı. Çok farklı. 77 tür onlarda işte kremi var. O Natura grubu. Tabii tabii. Yani bir de onların kendi içinde de değişik formları da var. Naturena grubunun içinde. Bir 3 yıl onunla uğraştık ama onunla uğraşırken de bir taraftan da bir şeyler daha geliştirelim düşüncesi oluştu. Ben işte şeyi merak ediyorum. O çocuklara sevdirmeyi nasıl başardınız? Yani ne seviyor çocuklar diye düşündük. Yaşar Bey. Yani çocuklar neden peynir sevmiyorlar? Bunu da bir Avrupalı üreticiyle bundan 3-4 yıl kadar evvelde Avrupa'da bir fuara katılmıştık. Fuarda sohbet ederken hatta biz o dönem Türkiye'de ortaklık falan teklif ettiler. Birlikte yapalım dediler. Yani nasıl dedim Avrupa'daki yani müşterileriniz kimler? Hep evet. Böyle şeycilere nedir? Hamburgercilere, pizzacılara peynir yapmakla bu iş olmaz. Evet. Ya yeni nesil dedi biz dedi peynir yemiyor dedi. Onların şikayeti de bu. Eski nesil, Avrupa'nın eski nesli, bizdeki eski nesil de öyledir. Eskiden kaşarın küflüsünü, tabii, tulumun küflüsünü, bunları yermiş insanların. Şimdi yeni nesilde damak tadı değişti. Belki beslenme alışkanlıkları insanları buna itti. O zaman ne yapalım yani de biz hem çocuklara, hem gençlere, hem bu yeni nesle peyniri tekrardan sevdirelim, yenebilecek bir şey haline getirelim. Sorduğumuzda işte ekşiliğinden dolayı, tuzundan dolayı insanlar peynirden böyle biraz uzaklaşmışlar çocuklar. Kendi çevremizde de var. Kendimiz de aile sahibi, çoğu çocuk sahibiz. Onlarda da aynı şeyleri gözlüyoruz. Dedik ya biraz daha böyle fresh tatlı. Tuzu az. Yemesi kolay, yerken tıkamayan bir ürünler yapılabilirse bu peynir yemeyen çocuklar peynir dedik yer. Tabii bunu o biraz da yine sonuçta sütle yapıyorsunuz ama içerisinde bir katkı falan var hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. Orada değil. Sadece işlem süreci mi farklılaşıyor? Tabii şimdi sütten ayran da yapıyorsunuz, sütten yoğurt da yapıyorsunuz, beyaz peynir de yapıyorsunuz, tulum peyniri de yapıyorsunuz, kaşar peyniri de yapıyorsunuz.
Tabii. Hepsi bunların sütten yapılıyor. Süte yaptığınız işleme bağlı sizin bu. Peki şunu soracağım. Şimdi süt deyince, süt ürünleri deyince aslında gıda deyince akla gelen bir şey var. O da gıda güvenliği tabii. Kötü örneklerini çok görüyoruz maalesef ülkemizde, pek çok başka sektörde de. Sizin bu konudaki tedbirleriniz nasıl? Bu gıda güvenliğini üst düzeyde önem verdiğinizi ben biliyorum ama bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi zaten bizim bir takım belgelerimiz var. Bu belgeleri de bileğimizin hakkıyla, alnımızın teriyle harcayarak aldık. İşte bu ISO belgemiz olsun, İngiliz standartları BRC olsun, işte helal sertifikamız olsun. Artı bir de tabii dahili mevzuatımız var. Bunlar evrensel mevzuatlar. İşte bakanlığın mevzuatları, genelgeleri. Eksiksiz hepsini biz yerine getirmeye çalışıyoruz. Gıdada güvenliği sağlamak, insanlara gıdayı güvenli olarak sunmak bizim insan olarak borcumuz, vicdani olarak borcumuz. Yani burada yapılanları çok basit kabahat nevinden görmemek lazım. Hı hı. Toplum sağlığını ilgilendiren şeyler, bir ülkeyi ilgilendiren şeyler, hem ahlaki boyutu, hem sağlık boyutu, hem ekonomik boyutu olan şeyler. Bu konularda devletin yalnız tabii ayırırken de, bunlara dikkat ederken de, kamunun da üzerinde burada görev düşüyor. Dikkatli bir şekilde bu işini iyi yapanı ödüllendirmesi lazım aslında. Ödüllendirmesin, dövmesinler yeterken. Yani ödül istemiyoruz diyorsun. Bu arada bir soru var, Ümit Ünal sormuş. Daha önce diyor, biz diyor Murat Bey peynirlerini diyor BİM'de tanımıştık diyor. Anlaşma bitti mi? Neden artık bulamıyoruz diyor. Şimdi BİM mağazaları discount, evet, tabir ettiğimiz grupta bir market anlayışıyla çalışıyorlar. Bu tip çalışan firmalar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra kendi private label, kendi özel markalarını satıyorlar. BİM'de de bizim yaşadığımız olay budur. İlk tedarikçilerinden, yani BİM'in 100 mağazayla başladığı zamandan itibaren çalışıyorduk. Ama artık BİM Türkiye için çok büyük firma oldu. Yurt dışı yatırımları da şu günlerde duyuyoruz, işte Mısır'da, Tunus'ta, dünyanın değişik ülkelerinde. Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra artık markayı birinci, ikinci plan atıp kendi özel markalarıyla ürün satmayı tercih ettiler. Siz peki o özel markalar üretilirken fason olarak, yani yine bir sürü başka peynirciler üretiyor ama üzerine yeni bir marka koyuyor zannedersem, değil mi? Evet. Ama siz kendi markanız haricinde başka fason üretim yapmıyorsunuz herhalde. Şöyle, BİM'e yaptığımız onların iki ürününde, iki barkodunda fason ürünümüz var. Halen devam ediyor. Dilimli kaşar, bir de telli kaşar diye bir ürünleri var. Evet. Onların bazı bölgelerini, bazı depolarını yine biz üretiyoruz. Anladım. Şimdi Twitter'dan yine soru var. Öznur Hanım diyor ki, az önce söz ettiniz yani eskisi kadar peynir yemiyor insanımız. Türkiye'de peynir tüketim oranları ne durumda acaba diye sormuş. Kişi başı 5,5 kilo. Benim aldığım en son istatistik rakamlar. Bu Avrupa ortalamasının 3'te biri. Amerika, çok altında. Amerika ortalamasının 4'te biri. Belki buradaki açığın birazını şöyle kapatıyoruz. Biz onlardan daha fazla yoğurt tüketiyoruz. Yani peynirden biraz gerideyiz, evet, ama yoğurdu daha fazla. Genel tüketime baktığımızda yine Avrupa ortalamasının oldukça altındayız. Evet. Bu arada yaka rozetinizi, yaka iğnenizi merak etmiş bir izleyicimiz. O Murat Bey'in herhalde şey değil mi? Evet. Logosu değil mi? Evet. Tamam, evet. Ekranda çok net gözükmediği için. Artık son 2-3 dakika hocam, var mı sorunuz? Ben tüketicilere tavsiyeler konusunda bir şey soracağım. Ben de sadece şey sorayım. Kendi alanımla ilgili olarak. Yeni yatırımlar planlıyor musunuz? Bu planlama sırasında da halka açılma şeyiniz var mı? Niyetiniz var mı? Yeni yatırımlar hem yapıyoruz şu anda, hem planlıyoruz ama şirketi şu anda değil de bugünkü durumunun bir iki katına falan getirip, çünkü her iki ürününde, bu yeni yaptığımız her iki ürününde şu an işte birkaç aydır piyasada artık hem satış hem lansman diyelim dönüşü olumlu yönde, tüketicilerden olumlu yönde yorumlar alıyoruz. Bunun şirketin büyümesi üzerinde oldukça bir zıplama şeklinde bir katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Ürünler de bizim tescilli ürünlerimiz, endüstriyel tasarımları, faydalı modelleri, her şeyle bize ait. Hatta dün bizim bunları yaptığımızı gören bir firma, sanıyorum herhalde boş sanıp müracaat etmiş. Halbuki biz daha evvel müracaat etmiştik o konuyla ilgili Türk Patent Enstitüsü'ne. Onunla ilgili müracaatları dün geldi, işte reddedilmiş. Maalesef böyle fikir hırsızlığı da var Türkiye'de. Bir şey üretmek, yıllarca uğraşıyorsunuz.
Birisi ondan sonra sizin emeğinizi çalıyor. Tabii bu böyle olunca da insanlar bir şeyler yapmak isteyen insanların heveslerini kırıyorlar. Ama en azından reddedilmiş. Reddedilmiş. Sayın Bakan'ın önündeymiş sanıyorum. Yeni bir kararname var. Bu konuyla ilgili böyle bu tip şeyler yapan insanlara karşı, taklit vesaire, fikir çalan insanlara karşı daha ağır müeyyideler getiriliyor. Yani bunun bir gasptan, soygunculuktan farkı yok. Evet. Emek çalmak, fikir çalmak çok önemli. Doğru şimdi, bir şey değil. Şimdi son artık 1,5 dakikamız. Şunu sorayım ben size. Siz peynir devrimini gerçekleştirmiş bunun lideri olarak. Öyle diyorsunuz çünkü peynir devrimi. Öyle yaptıklarımız ortada. Tüketicilere en önemli tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle 1 dakikaya sığdırabileceğimiz peynir konusunda. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye'de sütün fiyatı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 90 kuruşla 1 lira arasında değişir. 1 kilo kaşar peyniri yapmak için 10 kilo süt gider. Hı hı. Kültürlü tabir ettiğimiz piyasada bugün pazarın %80'ini oluşturan peyniri yapmak için de 5 ila 6 kilo süt gider yapan firmanın yaptığı ürün kalitesine göre. 1 liralık sütün üzerine litrede çok ilkel koşullarda üretim yapan firmanın 20 kuruş... Hı hı. İyi koşullarda üretim yapan, üst düzey teknolojiye, hijyene para harcayan firmalar için de 30 kuruşa kadar çıkan bir üretim maliyeti olur. Yani sütün sanayideki maliyeti 1 lira 20 kuruşla 1 lira 30 kuruş arasındadır. 10 kilo sütten de 1 kilo kaşar peyniri yaparsın. Bunun içinde pazarlama giderleri, işte finans maliyeti vesairesi yok. Bundan vatandaşımız bir maliyetini çıkarsın bu malın. Sadece süt maliyeti o zaman 13 liraya geliyor bir kilo kaşarın. 12 lira 13 lira işte loru çıkar, kreması çıkar. Ama 12-12,5 liranın altında bir kilo kaşarın fabrika maliyeti yok. O zaman o fiyatın altında kimse kaşar alıyorum zannetmesin mi diyelim. Hatta 16-17 liranın altında. Şimdi Nasrettin Hoca'nın hesabı bu. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Kimse de zararına bir şey yapmıyorsa bedava peynir de fare kapanından başka bir yerde olmadığına göre. Evet. Bu önemli. Peki. Bu mesajınızla birlikte bitirmiş olalım. Necmi Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok keyifli çok bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Fırsatı verdiğiniz için. Hocam size de çok, teşekkür ediyorum. Bugün Murat Bey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol'la birlikteydik değerli izleyenler. Peyniri konuştuk. Türkiye'de peyniri. Tabii diğer taraftan piyasalara da baktık. Ama süremizin sonuna geldik bu sabahta. Paranın rotasını noktalıyoruz. Yardım sabah tekrar paranın rotasında Yaşar Erdiş'le birlikte olacağız. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.